Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'nın obezite listesini açıkladı. Örgüt obeziteyi salgın hastalık olarak tanımladı. Peki Türkiye o listenin kaçıncı sırasında? İşte detaylar. Kaç kilosunuz? Eyvah eyvah. 105. Boyunuz? 1.75. Obez misiniz? Tabii ki de. Bu kadar açık ve net bir cevap beklemiyordum. Sizce Türkiye obezitede kaçıncı sıradadır? 3. 6. 7. 8. 10. 12 diyelim. Ben de 14 diyeyim. 20. Ilımlı düşünmeye çalıştığınızın farkındayız ama gerçekler hiç de bu kadar tatlı değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rapora göre Türkiye obezitede liste başında. Wow, harika. Niye böyle? Harika değil. Harika. Yani kötü bir şey bu. Hastalıklar geliyor demek. Vallahi birinci sıradadır. Bu kadar yemeği seven bir millet olamaz. 53 ülkenin yer aldığı bu rapora göre üstelik bizler yani kadınlar %69.3 oranında daha çok risk altında. Gerçekten mi? Olabilir çünkü kadınlar stresli olduklarında yemek yemeyi çok sever. Biz yemeği de seviyoruz. Yapmayı da seviyoruz. Evet. Yedirmeyi de seviyoruz. Öyle. Biz kilo almayalım da kim alsın? Yani evet. Yani. Bir de yemek bu kadar güzel bir şeyken. Bir de şey var tabii ki, çocuklar yer, tabaklarında kalır, onları da anneler yer. Sonra anneler obez oluyor. Bak benim işime. Tamam, kendisi belki obez değil. Ama onun güzel yaptığı yemekleri ben yiyerek biraz ben de kilolu olurum yani. Şey söyleyebilir miyim? Ben böyle bir bahane duymadım hayatımda. Hanımefendi iki çocuk doğurmuş. Kendi yaptığı yemekleri yemiyor mu? 53 ülkenin içinde biz birinciyiz. Sizce son 3 ülke hangisidir? Çinler. Kore. Değil. Son 3 tahmin edemiyorum. Birinci olmak bana yetiyor. Gururlandınız bundan? Tabii ki gururlandım, göbeğime bakın. Kırgızistan. Bravo. Tacikistan, Özbekistan. Aa.